Kurallar ve sınırlar, özellikle çocuk yetiştirmede anne babaların çok özenle düzenlemesi gereken, ilişkilerde çok dikkat etmesi gereken uygulama alanlarından bir tanesidir. Özellikle şunu söyleyelim, bir kere çocukların kurallara ve sınırlara ihtiyacı var mı diye sorarsanız, evet, çocukların kurallar ve sınırlara ihtiyacı vardır. Özellikle çocuğun sosyal gelişimi demek, sosyal gelişim açısından bakıldığında kurallar ve sınırlar dünyasında yaşamayı öğrenmesi demektir diyebiliriz. Çünkü nihayetinde sosyalleşme ya da sosyal gelişim çocuğun kendisiyle ötekiler arasında kurduğu ilişkinin düzenlenmesi üzerine kurulu bir şeydir. O ilişkileri düzenleyen şeyler de aslında kurallar ve sınırlardır. Dolayısıyla beklenen şudur çocuklarda. Başkasıyla iletişim oluştururken o iletişimin nasıl olması ve nasıl olmaması gerektiğinin farkında olması beklenir. Uygun olmayan davranışları kontrol edebilmesi gerekir. Beklenen ve karşı tarafla ilişkisini sürdürmesini sağlayabilecek olumlu bir takım becerileri de devam ettirmesi gerekir. O halde işte kurallar ve sınırlar bu ilişkilerinin daha akıcı ve daha sağlıklı bir şekilde olmasına imkan sunar. Ama burada şunu kaçırmamak lazım. Özellikle 3 yaşına kadar çocuklarda kurallar ve sınırlar konusunda çok hani abartılı uygulamalar yapmak açıkçası pek gerçekçi değil. Çünkü nihayetinde çocuğun kurallar ve sınırları algılaması için zihinsel olarak da bir farkındalığın, bir olgunlaşmasının olması gerekir. Ama 4 yaşından itibaren artık bu konularda 3 yaşından sonra, 4 yaşından sonra bu konularda biraz daha ebeveynin yapılandırılmış uygulamalara gitmesi mümkündür. Ama özeti şudur. Nihayetinde çocukların kurallar ve sınırlara sosyalleşebilmeleri adına ihtiyacı vardır.